Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzulak mantısı tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 250 gram dana kıyma eti, bir böğürü soğan, bir miktarı maydanoz, pipet, üçgen yufka, bir buçuk su bardağı su, 2 su bardağı yoğurt, sarımsak pudrası, yarım küçük bir kaşık karabiber, yarım bir küçük kaşık pul biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası. Üçgen yufkamızı alıyoruz ve şöyle peçetemizi açıyoruz. Evet, yufkamızdan birkaç yaprağı alıyorum ve ikiye böleceğim. Şöyle makas yardımıyla böleceğiz. Yufkamdan bir parça alıyorum. Pipetimizi çıkartacağız. Pipetimiz yufkamız geniş tarafına koyuyoruz. Yufkamız şöyle pipetimiz üstüne şöyle rol yapacağız. Evet, buraya kadar. Şimdi bir fırça yardımıyla şöyle içine su koydum. Evet, şöyle olacak. Rulu yapıyoruz. Şu şekilde olacak. Şimdi şöyle yufkam çıkartıyorum. Evet, şu şekilde olacak. Diğer yufkalarım aynı şekilde olacak. Evet arkadaşlar, hepsini şu şekilde yaptım. Soğanımız çok ince bir parçalarıyla doğrayacağız. Böyle olacak. Ocağın üstüne bir tava koydum ve içine sıvıya koydum. İçine soğanımız koyuyoruz ve birbiriyle biraz karıştıracağız. Şimdi kıyma etimizi koyuyoruz. Soğanımız ve etimiz birbiriyle iyi bir şekilde karıştıracağız. Etimiz suyu çekene kadar karıştıralım. Şimdi domates salçası ilave edeceğim. İyi bir şekilde karışana kadar karıştıralım. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Karabiber de koyacağız. Pul biber. Ve tuz. Tuzun miktarı size bağlı. Şimdi malzemelerimiz iyi bir şekilde birbiriyle karıştıracağız. Kısık bir ateşte üstüne bırakalım. Suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Evet, şöyle etimiz sosu hazır oldu. Ocağın üstüne bir tencere daha koyacağım ve içine bol bir miktarı sıvı yağ koydum. Şimdi önceden rulo şekilde yaptık yufkalarımızı koydum.
Böreğimiz şöyle tüm taraflarda çevireceğiz. İyi bir şekilde pişmesi için böyle yapıyoruz. Altın gibi bir renk olduğu için şimdi artık çıkartıyoruz. Diğerleri de kızartacağım. Hepsini bitene kadar kızartacağız. Şimdi yoğurtun sosu hazırlayacağız. Bir tabağı içerisine 2 su bardağı kadar yoğurt döktüm. Bir miktarı tuz koyacağım. Tuzun miktarı size bağlı. Ve bir miktarı sarımsak pudrası. Malzemeler iyi bir şekilde birbiriyle karıştıracağız. Maydanozumuz bayağı ince bir şekilde doğrayacağız. Evet, şu şekilde olacak. Şimdi servis tabağını hazırlayacağım. Kızartılık böreğimiz şöyle birbiri yan yana olacak. Evet, şöyle. Şimdi yoğurtun sosu alıyorum. Şu şekilde böreğin üstüne dökeceğim. Hepsini döküyoruz. Etimiz biraz ısındıktan sonra şu şekilde yoğurtun üstüne koyacağım. Bu şekilde olacak. Şimdi etimiz üstüne bir miktarı maydanoz koyuyorum. Arkadaşlar şöyle olacak. Şimdi üstüne bir miktarı kırmızı tatlı biber koydum. Tabağımız servis edilmesi için hazır oldu ve etimiz kesinlikle sıcaklıkken servis edecekseniz. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.